önceki dönem eş genel başkanlarımızın ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımızın yargılandığı Kabali Kupas davasının 49. oturumunu hepimiz beraber takibini ve sürecinin içerisinde yer alarak takip etmekteyiz. Ancak yargılama sürecinin en başından beri çok ciddi hukuksuzluklar, çok ciddi siyasi baskıların, etkilerin var olduğuna hepimiz kamuoyuyla beraber tanıklık ettik. Gizli avukatlardan ve duruşmalardan saklı şekilde gizlenen gizli tanıklardan, gizli dinlenen tanıkların yanından eksik toplanan delillere ve haksız yakalanma gözaltılara kadar bütün ceza yargılaması ilkelerinin yok sayıldığı bir yargılama sürecine, ayrıca dosyayı takip eden ve ciddi suç örgütleriyle bağlantısı bulunan kişilerin bu yargı sürecinin yargı mekanizması içerisinde yer aldığı bilgisine kadar bir dizi çok vahim boyuttaki hukuksuzluklara hepimiz tanıklık ettik. Ancak bugün 49. periyodunu hep beraber izlediğimiz Kobani Kumpas davasında 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felakete rağmen arada 3 tane periyot ve duruşma yapılmaya çalışılmış, yaşamın, hayatın olağan akışı içerisindeki hiçbir hassasiyet, hukuki hassasiyetler orada kalsın, hiçbir insani hassasiyetin de gözetilmediği bir pratik yaşadık. Siyasetçilerin siyaset meydanlarında malzeme olarak kullandığı, hukuki ve adaleti tesis edecek bir sürece hizmet etmediğini bildiğimiz siyasi bir sürecin tanıklarıyız hepimiz. Son periyotta ise üzülerek kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. 4 tane müvekkilimizin ve arkadaşımızın savunmalarının bitirilmesine dahi izin verilmeksizin dosyamızın mütalaya sevk edildiğini hepimiz gördük. Şu an dünden beri süren duruşma içerisinde savunma yapmaya hazır olan müvekkillerimizin savunmalarının da yapılmasına izin verilmeyerek bugün dosyamızda mütalanın okunduğunu ve siyasi olarak dışarıda mevcut olan iktidarın çıkarları doğrultusunda bir sürecin hiçbir hukuki hassasiyet, hiçbir taraf olduğumuz sözleşme ve yargı mekanizmaları, yargı süreci içerisinde hem Figen Yüksekdağ hem de Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın dahi, yargı kararının dahi hiçbir şekilde dikkate alınmadığı, keyfi, siyasi çıkarlara hizmet eden bir yargı sürecinin içerisindeyiz. Biz bu hukuksuzlukların kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz hukuksuzluklara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar da adalet mücadelesini sürdüreceğiz.